Evet, birinci sorudayız. DNA'nın yapısında 1, 2, 3, 4 elementlerinden hangileri bulunabilir demişiz. Arkadaşlar DNA deoksiribonükleik asittir. Ve deoksiribonükleik asit organik bir moleküldür. Organik molekül olduğuna göre karbon, hidrojen, oksijen kesinlikle ve kesinlikle vardır. Dolayısıyla bunları hemen tik atabiliriz. Devam ediyorum. Organik molekül olan DNA'nın yapı taşı nükleotittir. Nükleotidin yapısına baktığınız zaman azotlu organik baz, yanında 5 karbonlu pentoz şekeri ve onun da yanında fosfat olduğunu görüyorsunuz. Fosfat dediğiniz şey PO4-3. Yani burada fosfor elementini de görebilirsiniz. Azotlu organik baz diyoruz. Kükürt DNA'nın yapısında bulunan bir molekül değildir. Cevap 2, 3 ve 4'tür diyoruz. İkinci sorudayız. RNA ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? RNA, DNA'dan farklı olarak. DNA biliyorsunuz çift zincirli, RNA ise tek zincirli bir yapıya sahiptir. RNA'nın çeşitlerine baktığınız zaman mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA olduğunu görürsünüz. Mesajcı RNA üretilecek proteine özgü şifreyi bulunduran, taşıyıcı RNA protein sentezi için gerekli amino asidi taşıyan, ribozomal RNA ribozom organelinin yapısında bulunan RNA'dır. Dolayısıyla bu 3 çeşittir. Bunların üçünün de sentezini DNA gerçekleştirir. Prokaryotlarda sitoplazma ve ribozom organelinde var mıdır? Evet vardır. Ribozom organelinde ribozomal RNA vardır. Sitoplazmada da mesajcı ve taşıyıcı RNA'yı net bir şekilde görebilirsiniz. İçerdiği pentoz çeşidi RNA'nın ribozdur. Ribozun oksijen atomu sayısı DNA'da bulunan pentoz çeşidi yani deoksiribozdan bir fazla olmalı, bir eksik değil arkadaşlar. Deoksi zaten bir eksik anlamına geliyor oksijenin. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Edirne seçeneğidir. Evet, üçüncü sorudayız. Nükleotitler ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bakın burada şöyle bir karışıklık var. Sizlerin yapmış olduğu bir karışıklık var. Genelini şöyle yapıyor. Adenin, timin, guanin, sitozin 5 çeşittir diyor. Halbuki bunun toplam çeşidi 8'dir. Neden? Çünkü DNA'nın nükleotitlerine biz deoksiribonükleotit diyoruz. RNA'nın nükleotitlerine biz ribonükleotit diyoruz. Deoksiribonükleotitteki adenil ile ribonükleotitteki adenin aynı şeyler olamaz. Timin, urasil, guanin, guanin, sitozin, sitozin. Ama bakın guanin ve sitozin deoksiribonükleotit şekerleri farklı. Guanin ve sitozin ribonükleotit şekerleri farklı. Dolayısıyla buradan toplam 4, buradan toplam 4 topladığınız zaman ne yapar? 8 çeşit nükleotit yapar. Nükleik asitlerin yapı taşı mıdır? Evet, nükleik asitlerin yapı taşı nükleotittir. Hem DNA'nın hem de RNA'nın yapı taşları nükleotitlerdir. Amino asit içerir mi? Asla. Nükleotitlerin yapısında azotlu organik baz vardır. 5 karbonlu pentoz şekeri vardır. Ve bir de fosfat vardır. Herhangi bir biçimde amino asit içerir diyemezsiniz. Cevap 1 ve 2'dir. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA'yı oluşturan nükleotit çeşitleri gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 numaralarını görüyorsunuz tabloda. Tabloda numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar 1 ve 2 olan kısım direkt DNA ile alakalıdır. Ki bakalım 2 numarada ne gelecek? Adenin, timin, guanin, sitozin.
Peki bunlar ne? Bunların hepsi deoksiribonükleotit. DNA'ya ait olduğu için. Peki devam ediyorum. Adenin, RNA'dan bahsediyoruz. Guanin, sitozin, urasil yok. Bunların hepsi ne? Ribonükleotit. Çünkü RNA'ya ait. O halde baktığınız zaman arkadaşlar, birlerin deoksiribonükleotit, ikinin sitozin deoksiribonükleotit, üçlerin ribonükleotit, dördün urasil ribonükleotit olması gerektiğini görüyoruz. Cevabımız Adana seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Ribozomal RNA ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, ribozomal RNA ribozom organelinin yapısında bulunur. Hücrede, bir hücrede yapısal olarak, daha doğrusu sayısal olarak en fazla miktarda bulunan RNA çeşididir. Tek zincirlidir. Tek zincirlidir. Protein sentezinde rol oynar. DNA tarafından üretilir diyeceğiz ve protein sentezinde rol oynadığı için protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayıca daha fazla olur. Yani kendisini eşleyemez ve onaramaz. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayıca daha fazladır. Hücrede miktar olarak en fazla olan RNA çeşididir. Tüm hücrelerde çekirdekçikte sentezlenmez. Buraya eğer ki soruda ökaryot yazsaydım, tamam, o zaman doğruydu. Ama prokaryotların da ribozomal RNA'sı var. Prokaryotlarda çekirdek ya da çekirdekçik kavramından bahsedebilir misiniz? Mümkün değil. Onun için cevap Bursa seçeneğidir. Ceyhan'ı da okuyalım. Ribozom organelinde tRNA ile etkileşerek uzayan polipeptid zincirine aminoasit bağlamakta görevlidir. Zaten ribozom organelinin yapısında bulunan RNA çeşididir arkadaşlar ve protein sentezinde rol oynayan bir RNA çeşididir. Burada laf kalabalığı yaptık ama %100 bir şekilde doğrudur. Altıncı sorudayız. Aşağıda verilenlerden hangisinin yapısında DNA'nın bulunduğu kesin değildir? Arkadaşlar, şimdi kromatine baktığınız zaman dış kısmında protein kılıfın, iç kısmında DNA'nın olduğunu görürsünüz. Yani kesinlikle DNA var. Kromozoma bakıyorsunuz. Kromozom iç kısmında DNA'yı içeren, dışında protein içeren bir kalıtsal moleküldür. Mitokondriye bakıyorsunuz. Matrix'inde DNA ve RNA'yı içeren bir organeldir. Kloroplast'a bakıyorsunuz. Stromasında DNA'yı içeren bir başka organeldir. Ama virüste DNA'nın olduğunu kesinlikle söyleyemezsiniz. Virüs şöyle altıgen biçiminde çizersin. Evet, DNA'sı olan vardır. Ama veya çok önemli, DNA'nın dışında RNA'yı içeren de vardır. Onun için cevap virüstür. Yedinci sorudayız. Taşıyıcı RNA ile ilgili çalışma yapan bir öğrenci aşağıdaki bilgileri vermiştir. 3 tane bilgi verilmiş. Protein sentezi için gerekli olan amino asitleri ribozom organeline taşımaktadır. Evet, %100 doğrudur arkadaşlar. Zayıf hidrojen bağları olan tek RNA çeşididir. Üzerinde bulundurduğu üçlü nükleotitlere kodon değil, antikodon denir. Burası yanlış. tRNA şekli şu şekilde gelir. Bakalım, hidrojen bağları, amino asit taşıyan kısım ve antikodon kısmı. Dolayısıyla bu öğrencimiz birinci ve üçüncü bilgileri ne yapmıştır? Doğru olarak vermiştir diyoruz. Sekizinci sorudayız. Yukarıda verilenlerden hangileri aynı sayıda nükleotit içeren DNA ve mRNA molekülleri için ortaktır? Arkadaşlar bakın, fosfodiester bağ sayısıyla başlayacağız. Fosfodiester bağ sayısını şöyle yapalım.
DNA çizelim, bir de RNA çizelim. İkisini de 4 tane nükleotitten oluşturalım. Buraya adenin diyelim, buraya timin diyelim, buraya guanin diyelim, buraya sitozin diyelim. Buraya da adenin, 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 adenin olarak 4 tane nükleotit yapalım. Fosfodiester bağı üst üste yer alan 2 nükleotiti birbirine bağlayan bağdır. Buraya baktığınız zaman 1 ve 2 tane fosfodiester bağı vardır. Ama buraya baktığınız zaman 1, 2, 3 tane fosfodiester bağı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla ortak mıdır? Değildir. Pentoz çeşidi. Arkadaşlar, DNA'nın pentozu deoksiribozdur. RNA'nın pentozu ise riboz şeklinde gelir. Ortak değildir. Azotlu organik baz ile pentozu birbirine bağlayan, mesela adenin ile deoksiribozu ya da adenin ile ribozu birbirine bağlayan her ikisindeki bağ glikozit bağıdır. Eşit sayıda nükleotide sahipse, mesela 4 tane nükleotit bunda, 4 tane nükleotit bunda varsa, her nükleotidin yapısında birer tane fosfat olduğuna göre 4'er tane de fosfat olmalı. Yani eşit sayıda olacak. Onun için cevabımız 3 ve 4'tür diyoruz. Evet, 9. sorudayız. Aşağıda bir nükleotit yapısı gösterilmiştir. Şekilde X, Y, Z ve T ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demişiz. Arkadaşlar bakın, dikkat edelim. X kısmıyla başlayalım. X kısmına baktığınız zaman arkadaşlar 5 karbonlu şeker olduğunu görürsünüz. Y kısmına baktığınız zaman azotlu organik baz olduğunu görürsünüz. Hatta 2 halkalı, bakın 1-2 halkalı, yani pürin yapılı olduğunu görürsünüz. Pürin yapılıysa bura adenin veyahut da guanin olmak zorunda. Yani timin olamaz. Sitozin de olamaz. Eğer ki arkadaşlar, siz buraya deoksiriboz yazarsanız buraya deoksiribonükleotit yazmak zorundasınız. Bakın bu da gitti. Buraya riboz yazıp buraya deoksiribonükleotit yazamazsınız. Bu da gitti. Peki bu oluyormuş cevap, ama biz birini inceleyelim. A adeninmiş, tamam, olabilir. X deoksiriboz, o da olabilir. Z baz da şekerin birleşmiş hali, nükleotit olabilir. T tamamı, yani deoksiribonükleotit, DNA'ya ait olabilir diyoruz. Ve böylelikle cevabımız Denizli'dir deriz. 10. sorudayız. Azotlu organik bazların gösterimine yönelik aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar bakın, burada çok önemli bir bilgi vermemiz lazım size. Pürin ve pürimidin. Bir önceki soruda pürinden bahsetmiştik. Ama bir kez daha bahsedelim. Pürin ve pürimidin kavramlarından. Pürin 2 halkalıdır. Pürimidin tek halkalıdır. 2 halkalı olanlar adenin ve guanin. Tek halkalı olanlar timin, sitozin ve urasil bazlarıdır. Şimdi şıklara gittiğiniz zaman adeninin 2 halkadan oluştuğunu görüyorsunuz. Timinin tek halkadan oluştuğunu görüyorsunuz. Urasilin tek halkadan oluştuğunu görüyorsunuz. Sitozinin tek halkadan oluştuğunu görüyorsunuz. Ama guanin 2 halkalı olmalı. Pürin olmalı. Dolayısıyla burada bir yanlışlık vardır. Cevap Denizli seçeneğidir. 11. sorudayız. Bir DNA molekülünde toplam zayıf hidrojen bağ sayısını ve guanin deoksiribonükleotit sayısını biliyorsak niceliklerinden hangilerine ulaşabilirmişiz? Bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben guanin sayısını biliyorsam sitozin sayısını da bilirim. Aralarındaki üçlü bağdan ötürü bunların arasındaki üçlü bağ sayısını da bulurum. Geriye kalan bağlar ikili, yani adeninle timin arasındaki bağlardır. O sayıyı da ikiye böldüğüm zaman adeninle timin sayısını da bulurum. Dolayısıyla burada ben fosfat sayısına da erişebilirim. Adenin, timin, guanin, sitozinin tamamını topladığım zaman nükleotit sayısı çıkıyor ortaya. Nükleotitlerin yapısında fosfat bir tane. Yani nükleotit sayısı eşittir fosfat sayısına, o da eşittir deoksiriboz sayısına. Dolayısıyla erişebilirim. Timin sayısına eriştiğimi söyledim. Fosfat sayısına eriştiğini söyledim. Fosfodiester bağ sayısına da erişirsiniz. Mesela adenin, timin, guanin, sitozin. 4 tane nükleotit yaptınız.
Bu 4 tane nükleotitte toplam aralarında 2 tane fosfodiester bağı var arkadaşlar. Dolayısıyla toplam nükleotit sayısından 2'yi çıkardığınız zaman zaten otomatikman fosfodiester bağ sayısına da erişmiş oluyorsunuz. Cevap ne oluyor? Edirne oluyor diyoruz.